Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlarda en önemli konulardan biri sezon sonunda yeni teknik direktör gelecek mi veya teknik direktör değişecek mi konusu ve bu konuda Başkan Çebi Şenol Güneş iddialarına da cevap verdi. Ben Beşiktaşlılara yalan söylemeyeceğim dedim. Şenol Güneş Hoca ile bugüne kadar bir kelime konuşulmamıştır. Benim hocam var be. Hocamla yola devam edeceğim. Bunu beyan ettim. Ona güvenim sonsuz dedi. Öte yandan Şenol Güneş ile prensipte anlaşma noktasına gelen Beşiktaş'ın bunu gizlemesinin nedeni de başka olabilir. Amirli takımdaki göreve sonlandırılan deneyimli teknik adamın kulüp bulana kadar TFF'den maaş almaya devam ettiği için görüşmelerin inkar edildiği iddia ediliyor. Bir başka sebep ise mayıs ayında seçim olacak olması. Başkan Çebi'nin yeniden başkanlığı kazanması beklenirken sezon sonunda da bu pürüzün atlatılmasıyla Şenol Güneş ile resmen görüşüleceği iddialar arasında. Diğer yandan Arap basını Beşiktaş'ın transfer listesinin baş sıralarında yer alan ismin Anderson Talisco olduğunu iddia etti. Al Nasır'dan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı Yıldız için flash bir iddia gündemde. Suudi Arabistan basında yer alan habere göre Talisca'nın yeni durağının Beşiktaş olacağı iddia ediliyor. Haberde siyah beyazların yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca'yı 4 milyon euro maaşla kadrosuna katabileceği iddia edildi. Suudi basınına göre Taliske için Türkiye'den iki kulüp ismi öne çıkıyor. Bunların başında da eski takımı Beşiktaş geliyor. Fenerbahçe'de oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüpler arasında. Suudi basını Beşiktaş taraftarının bu konudaki sosyal medya mesajlarını da sayfalarına taşıyıp siyah beyazların Taliske için yaptığı baskıyı aktardı. Son dönemde teknik direktör Russo liderliğinde Alnasır'da parlak dönem geçiren Taliske'nin son karşılaşmada kırmızı kart görmesi de yaşı Kafa karışıklığına bağlandı. Fenerbahçe camiasında Brezilyalı oyuncuyla derhal mukavele yapması için Başkan Koç'a telkinde bulunduğu hatırlatıldı. Bu arada Suudi Arabistan basında Taliska'nın gördüğü kırmızı karta yönelik çok ağır eleştiriler var. Taliska bu sezon Alnasır formasıyla çıktığı 20 maçta 14 gol ve 2 asistlik performans göstermişti. 28 yaşındaki oyuncu daha önce Beşiktaş formasıyla çıktığı 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti. Diğer yandan siyah beyazlar son olarak Galatasaray'da kiralık forma giyen forvet oyuncusu için kulübüyle temas kurdu. Sezon bitiminde 10 futbolcuyla yolları ayıracak olan yönetim son olarak Galatasaray'da kiralık forma giyen Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı. İngiliz ekibi Brentford'la temaslara başlayan yönetim maliyet raporu istedi. Cimbom'un ön alımlı hakkıyla kiraladığı 22 yaşındaki forvet bu sezon 20 lig maçında 3 gol ve 1 asistle oynamıştı. Son olarak önümüz sezonda yabancı sayısı 12'ye iniyor ve ayrıca takımlar ilk 11'de en fazla 7 yabancı bulundurabiliyor. Yeni yabancı kuralı ile birlikte en çok dikkat çeken konulardan birisi de yerli futbolcuların fiyatlarındaki artış. Bu nedenle özellikle Üç Büyükler Çareyi yeniden gurbetçilerde aramaya başladı. Bu konuda ise gündeme gelen bazı isimler var. Bundesliga'nın köklü kulübü Leverkusen 18 yaşındaki yeteneği sezon başında transfer ederken Nordzellent'e 2,5 milyon euro ödedi. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. 17 yaşındaki Zidane bu sezon Bundesliga'da 3 maçta forma giymişti. Leverkusen'in adeta üzerine titrediği bir isim maliyeti nedeniyle Türkiye'ye transferi zor görünüyor. Şu anda Danimarka'nın alt yaş gruplarında forma giyiyor. Zidane, Sertdemir. İkinci isim Mehmet Aydın, Schalke. 20 yaşında sabek ve orta alanın sağında görev yapıyor. Dinamo gibi çok enerjik bu sezon Bundesliga 2'de 14 maçta bir asist yaptı. Fiyatı 2 milyon euro. Üçüncü isim Daniel Tan Barleser. Rotterdam. İngiliz anne ve Türk babanın çocuğu 25 yaşında İngiltere Lig Van'da oynuyor. Bu sezonki performansıyla dikkat çekti. 30 maçta 8 gol ve 4 asist yaptı. 8 ve 6 numarada oynuyor. 4. isim Zeki Amdoni Lusanne 21 yaşında Türk asıllı 10 numara ve sol kanatta oynuyor. Bu sezon İsviçre Süper Ligi'nde 4 gole imza attı. 5 numara Elias Tavşan Nijmegen'de oynuyor. 20 yaşında her iki kanatta ve forvette görev yapıyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 20 maçta 5 gol atarken kupada da 4 maçta 2 kez ağlar sarstı. Değeri 800 bin euro. 6 numara Malik Batmaz. Kar oynuyor. 21 yaşında Forvet'te ve her iki kanatta görev yapıyor. Bu sezon Bundesliga 2'de 3 gol imza attı. 7 numara Yusuf Barasi. Ağzı Alkmar. Henüz 18 yaşında. Alkmar'ın A takımında zaman zaman şans buldu. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 3 maçta oynadı. 8 numara Thiago Barbaros Çukur. 19 yaşında. Watford'un U23 kadrosunda sezon başında Lig 1 ekibi Doncaster'da kiralık oynadı ve Ocak ayında Watford'a geri döndü. 9. isim Eyüp Aydın, Bayern Münih. 17 yaşında Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyiyor. Ön libero bölgesinde oynayan Genç Yıldız bu sezon 20 maçta 1 gol ve 5 asist yaptı. Evet arkadaşlar gündeme gelen gelişmeleri sizlere aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler. Müzik